Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yolculukta tefekkür. Dünya geçici mesken, kalıcı değil. Amaç nedir? Öbür alemi burada kazanıp oraya olgun olarak gitmek oraya. Hiç kimse burada kalmayacağına göre, bu kesin tabii. Yani şans falan değil bu. Kimse kalmayacağına göre, amaç burada olgunlaşmak. Bu için yolculukta bile gafil olmamak, tefekkür etmek, düşünmek gerekiyor. Gâşiye Suresi'nin son ayet-i kerimini okuyacağım inşallah nasıl olsa. Oradan konumuz. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde, orta çağda, Mekke-i Mükerreme'de nazil ayet-i kerimeler, tabi o zamanlar yolculuk, uzun yolculuk deve ile oluyordu. Bu iş bizim öyle burada deve ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Efela yanzurune, gel ibili, bela buyuruyor. Efela yanzurune. Onlar bakmazlar mı ibretle, düşünmezler mi? Gelir ibili deveye bakmazlar mı? İbil dişi deve anlamına geliyor. Erkek deveye cemel deniyor. Dişi deveye ibil ve naka deniyor. Burada Mevlam burada bize dişi deveyi örnek veriyor. Dedim dişi deveye bir de süt olduğu için tabii o yönden yollarda. Keyfe hulukat, o deve nasıl yaratıldı? Deve nasıl yaratıldı? Mutlaka her şeyin bir yaratıcısı var, yapıcısı var. Sanatkar her şeyin var. Bir bina da kendine oluşmaz. Yani efendim Sakarya'dan kum gelsin de demir gelsin, çimento gelsin falan fabrikadan da kendi oluşsunlar, tabi oluşmaz. Önce bunun bir mimarı vardır, mühendisi vardır, hafiyatı vardır, böyle kademe aşama aşama yine meydana gelmiş oluyor. İnsan da böyle, hayvan da böyle, bilgi de böyle böyle. Hiçbir zerre kendinden var olamaz. Bizim Mevlam burada deveye ibrete bakmamızı tavsiye ediyor burada. Devenin farklı özelliği var devenin. Önce deve çöl hayvanı. Çöl hayvanı deve. Hiçbir canlıda olmayan özellik devede var. Bir çiçek bile susuz da fazla dayanamaz, kurur. Hayvan da böyle, insan böyle. İnsan uzun zaman açlığa dayanabilir ama suda dayanamaz, susuzluğa. Çünkü beden su gidince kan tabi yoğunlaşır. Dolaşıp içeme durur, kalp insan ölür. Devenin özelliği, farklı özelliği var devenin. Önce devenin yaratılışında ayakları uzun. Çünkü kumda yürüyecek. Tabanı geniş tabanı. Batmaz. Sonra tabi çöl sıcağı yakar gündüzleri. Aşırı yakar çöl sıcağı. Devenin de tüyleri altın ısıyı geçirmiyor. Yani deve diğer hayvanlar çatlarlar çöl sıcağında. Dayanamazlar. Çatlarlar. Ama devenin tüyleri altın ısıyı geçirmediği için deve rahatça çöl sıcağında yürür. Hiç etkilemez bundan böyle. Hatta eskiden Araplar deve yününde hırka yaparlar. Hırka deve yününden. Onu giydi mi güneşten korunmuş oluyor. Yine o dönemde çadırlar deve yününde yapılır çadırlarda. Klimalı gibi olur çadırlar böyle. Isıyı geçirmezler. Bakın Rabbimin nimeti buna. Sonra tabii çölde genelde fırtına olur. Çöl fırtınası. İnce kumlar saçılır.
diğer bütün hayvanların ve insanların göz kirpikleri tek sıra olduğu halde devenin çift sıra hem daha uzun. Devenin. Devenin kirpikleri çift sıra hem daha uzun. Çöl fırtınasında gözünü kurumuş oluyor. Eğer devenin gözüne tabi bir ince kum parçası kaçarsa gözü yanar, yürüyemez. Devenin bir özelliği de deve uzun zaman ağaçta suda dayanabiliyor. Nasıl dayanıyor? O dönemde tabi yine aynı devam ediyor bu. Asya'da, Afrika'da, Arabistan'da, hatta Amerika'da, çöllerde yine deve var orada. Avrupa'da yok deve. Şimdi o dönemde deve uzun yolculuk edeceği zaman önce besiye çekilir ve bol su verilir deveye. Suyu verilir. Deve fazla yer ama bedeni yağlanmaz. Bedeni yağlansa rahatsız olur, gidemez. Yedikleri yağ dönüşür. Ama hörgücünde, bizim depo. Devenize hörgüç derler. Çıkıntı vardır. Hatta tek hörgüçlü, çift hörgüç develer vardır. İki çeşit deve vardır. Şimdi deve ne kadar bol gıda alırsa alsın, aldığı gıdaların fazlası bedende yağ dönüşür. Bu yağlar hörgüçlü depolanır. Orada depolanır. Yine su orada yağ dönüşür, depolanır. Şimdi dev yola çıktı. Tabii çölde bir şey yok, bir yiyecek böyle. Deve ne yapar? Devenin öksürdeki yağ yavaş yavaş içinden eriyip açlıksa açlık gıdasına dönüştür, suyunca suya dönüşüyor. Enerji buna veriyor. Deve en aşağı bir hafta 10 gün susuz çöle gidebiliyor. Bir hafta 10 gün su dayanabiliyor. Aşağı uzun zaman dayanabiliyor. Devenin bir özelliği de deve her şeyi yer. Hatta şöyle bitki vardır. Deve dikeni denen bitki vardır. Şöyle deve dikeni denen. Fundalık olur. Üstler yer üzerinde az kısa olur. Ama çivi gibi iğneden daha ince batar böyle. Hiçbir canlı hayvana sokulamaz o deve dikenine. Öyle batar. Kuş kuramaz onlara. Onlara batar. Deve o dikeni yer. Devenin ağzındaki mukozaları, içleri onu çiğner, eritir. Ağzına batmak mı? Yok, deve dikeninde %80'in su. %80'in su onunla böyle. Yağlı besindir. Onları besler. Deve bir de yük taşır ayrıca. Yük taşır deve ayrıca. Velham buyuruyor Nahl suresinde ve ta eskal yüküyle beledin. Deve sizin eskal ağırlığınızı taşır ile beledin. Sizin taşıyamayacağı yere o taşır bunları. Deve. Yani o dönemde çöl kamyonları idi bunlar. Hatta yakın zamana kadar, yani aşağı yukarı 50 sene önce bile Arabistan'da yol yoktu. Otobüs çalışmıyordu böyle. Deve yolcu yapardı böyle. Gemiyle Cide'ye giderdi mallar. Cide'den Mekke, Medine, diğer yerlere deveyle taşınırdı mallar o zamandan bile. Tabi su yolu yapılınca, uçaklı olunca sonra iş değişti ondan sonra. Devenin bir özelliği de en uyuşlu hayvan devedir. En uyuşlu hayvan devedir. Bizde bir söz vardı, koyun gibi diye. Değil muhtemelen böyle. Mesela bir kimse koyun alır kurban zamanında. Şöyle şehrin kenarında köyde kişi ne yap, alır bu koyununu, ip bağlar boynuzlarına, gezdireyim der. Ama koyun gitmez peşinden. Geri durur, tepinir, şey yapar, kendini geri çeker. Koyun gitmez muhtemelen. Ama 100 tane deveyi bir sürü götürür. 100 tane deveyi. Önde bir deve vardır. Develer tek sıra yürürler develer. Karışmazlar böyle. Önde bir deve olur. Onların amiri olur. Da akıllısı olur deve. Önde bir deve olur. Ne kadar deve sayısı çok olursa olsun develer karışmazlar. Tek sıra giderler böyle. Önünde bir çocuk 100 deveyi götürür. Yani o kadar uysal, insan yakın hayvandır develer. Yani devenin bir de tabii her şeyi var ya bir de yan etkisi. Yani zararı da var ama.
kindardır, çok kincidir deve. Eğer sahibi deveye bir haksızlık yaparsa, onu döver, şunu yaparsa, deve kim verse unutmaz bunu ama. Aradan yıllar geçsin, deve bir bulduğun fırsatını onu ezer. Mesela deve sahibi uzun ağacın altına yatar biraz böyle. Deve bunu buldu mu üzerine yatar. Ezer tabi. Öldür onu. Devenin bu kini de vardı devenin. Sonra deve eti yemek de sünnettir. Deve eti yemekler. Mesela bize Türkiye'de genelde dana eti fazla yeniyor. İnek yani. İneğin küçük tabi dana. Halbuki inek eti, dana eti fazla yemek zararlı muhtemelen. Hadis-i şerif var. İneğin sütü şifa, yağ şifa, eti zararlı ama fazla yenirse. Kanser olabilir böyle. Fakat deveye gelince en bol deve eti yenir böyle. Deve eti şifadır, sütü de şifadır böyle devenin. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Allah'ın Celle Celaluhu azametini, kudretini gösteriyor Mevlamız'ın. Yani Rabbimiz bir insan ya da hayvan, hatta bitki nerede yaşayacaksa ona göre onları yaratıyor Mevlam onu. Yani kuşlar başka, balıklar başka, her şey dışı başka böyle. Ve ile semai keyfe rufiat. Mevla buyuruyor. Ve ile semai, onlar gökyüzüne bakmazlar mı yolda giderken şimdi? Bakmazlar mı? Keyfe rufiat, nasıl yüceltildi gökte, yüceltildi gökler. Direksiz. Gökyüzü yüce gökler. Boşlukta, dünyamız da boşlukta. Dünya da boşlukta. Uzay boşluğun dünyamız da böyle. Ay, güneş, yıldızlar hep boşta bunlar. Nasıl duruyor peki bunlar? Tabii Rabbim durduruyor mesela. Efendim işte çekim gücü var. Var, doğru. Var. Ama çekim gücünü yaratan, veren kim ama? Kendim oluştu. Bir de çekim gücünde bir denge var, çekim gücünde denge var, denge. Eğer bu çekim gücü kendiliğinden bir maddi bir şey olsa karmaşık bir şey olur böyle. Çekimin gücündeki denge az bir şey bozulduğu anda evren yok olur. Yok olur böyle. Mesela örnek güneşin çekim gücü biraz daha kuvvetli olsa ne olur? Dünya çeker kendisine. Dünya kendine çeker, denizler buhar uçup gider böyle. Dünya yanar, yanar dünya, tek canlı olmaz. Eğer güneş çekim gücü daha zayıf olsaydı, dünya uzaklaşırdı, denize donardı, hayat olmaz gene. Ay buna göre, dünya uyuz ay. Ayın çekim gücü var, dünyanın çekim gücü var böyle. Ayın çekim gücü olmasa, dünyada su dengesi olmaz. Ve cezir ve kan dolaşımı da aya bağlı. Kan dolaşımı da. Ağaçlara su yürümese aya bağlı böyle. Onlara bağlı böyle. Bir insan mehtapta, ayın ortalarında, 14'ü mesela şu akşam öyle. Bir insan ayın 14, 15'inde, 13'inde, 16'sında, dolunayda bir insan ayın altında fazla kalsın, kişinin hem başarısı yapar. Neden? Kan beyne çekilir. Ay devam sıvı yukarı çeker. İnsanda kan da beyne çekildiği için beyindeki damarda zorlar kan, zorlar. Kişinin başı çatlar gibi olmadı. Demek ki evet bir çekim gücü var ama bu bir dengeye bağlı. Hem de hassas bir dengeye bağlı bu. Yani dengeye bağlı bu. Sıra dünyanın dönüşü. Mevla buyuruyor. Neml 88'de ve terel cibale tahsibe camideten ve terel cibale sen dağı görürsün, dağları görürsün tahsibüha camideten onları camit öyle duruyor zannedersin. Taş gibi duruyorlar sonları böyle. Ve ye temurru ve resab. Ha, yıldızlar bulutların gittiği gibi gidiyorlar, yürüyorlar. Bu dünya yani dağla yürüdüğüne göre demek ki dünya dönüyor muhtemelen.
Biliyorsunuz Hristiyanlara göre dünya tepsi gibi. Eğer bir Hristiyan dünya küre şeklinde derse apolozu diyor. Lanetleniyor yani böyle. Galileo mu? İtalyan fizik alemi lanetlendi. Papa tarafından zindan atıldı. Orada öldü. Yani Galileo, İtalyan fizik alemi dünya dönüyor dediği için apolozu orada. Hani Kuran-ı Kerim bizim belan buraya böyle bak. Dağları duruyor zaman dersin, onlar bulutların yürüdüğü gibi yürüyor dağlarda. Dağ yürüdüğüne göre, tabii dağ kim yürümüyor, dünya dönüyor muhtemelen böyle. Demek ki Mevlam buyuruyor, önce kişi bindiği bineğine bakıyor, arabasına bakıyor günümüzde. Sonra gökyüzüne bakıyor kişi, özellikle geceleri, yıldızlar, gündüzleri güneş, o gök, atmosfer, bütün bunları bir atmosfer, gaz tabakası. Ama karmaşık mı? Karmaşık ama ona bir denge var gene böyle. İç içe karmaşık. Çeşitli gazlar var atmosferde. Onda da bir denge var ama. Oksijen gazı 120-21,5. Daha fazla olsun, fazla oksijen ne yapar? Ciğerdeki besinle beraber hücreyi yakar. Hücreyi yakar. Ateş 80 derece iner, çıkar ateş. Eğer oksijen oranı hava atmosferde daha az olsun, besini yakamaz hücrede, yakamaz. İnsan besini yakamayınca insan yaşayamaz. Yani karbondioksit gazı, her gün bunlar bir oran destek bunlar var böylece. Bir denge var her şeyde böyle. Bize niye gösteriyor bunlar? Allah'ın varlığını ve birliğini. Yani yer, gök, atmosfer, içimizdeki bütün organlar, hücreler, kan dolaşımı, beynimizin yapısı, bütün varlıklar Allah'ın Celle Celaluhu kudretinde, azametinde, ilminde, onun tasarrufunda her şey böyle. Biz insan olarak, yani akıllı, bilinçli varlık olarak şu bedeni yönetemiyoruz, bedenimizi yönetemiyoruz. Beden yaratan Rabbim yaratmıyor. Mesela sancı oluyor, ağrı oluyor bir yerimizde. Olmasa çok tehlikeli. Olması bizim rahmet. Nedir sancılar? Alarm vuruyor. Hangi organda bir arıza varsa organ bir ağrı yapıyor, sancı yapıyor. Alarm veriyor. Dikkat et, bende bir şey var diyor. Beni ilgilen diyor. Bak nedir bunlar? Kim koydu bu kuralları? Kim yaptı bunları böyle? Yediğimiz gıdalar, ne işlemden geçiyor, ne işlemden geçiyor gıdalar. Ağızda başlıyor, tükte başlıyor, midede, ince bağırsaklarda, sonra kanda, hücrelerde. Ne işlemden geçiyor yediğimiz gıdalar? Bazı dışarı atılıyor böyle. Bunları yapan, yaratan kim bunlar? Kim bunu yapan bunlara böyle şey? Yani biz ne yapıyoruz? Yalnız şöyle nefis adına bakıyoruz, gıdalara bakıyoruz. Kabımıza bakıyoruz. Acaba güzel, olgun mu acaba? Ham olmasın. Kesi kesiyoruz. Rengi güzel mi? Güzel. Tadı güzel mi? Güzel. Ya bakalım besmele ye bakalım. O kabımızı yaratan kim? Sonra mevsimine göre gıdalar. Mevsimine göre. Kışın kabız olmaz. Gelmez yani. Kışın sulu olarak portakal. Yeterli portakal. Yeterli. Bir portakal yaratılışı, portakal yaratılışı bütün değil. Eğer portakal bütün bir elma gibi bütün olsa ısırınca ne olur? Suyu sıçrar, akar. Dilim dilim. Böyle dilim dilim böyle. İçinde ambalajlanmış böyle. Dilim dilim dizilmiş. Üzüm, salkım üzerinde büyük bir yekpare değil, tek parça değil. Torbalar içerisinde ambalajlanmış teker teker. Nar. Açıyoruz nar, kesin nar içerisinde. Tek sıra dizilmiş, düzgün bir şekilde arada ambalajları varlar böyle. Yani nereye baksak her şey ibret var. Bunu Yaradan'ın kuvvetini kuvvetini bize gösteriyor bunlar böyle. Ve ile cibali keyfe nusibet. Ve Mevlam buyuruyor, onlara dağlara bakmazlar mı? Keyfe, nasıl musibet dağlar dikildi? Dağlar.
bir dağ yerinden alınsın, o yöre denge bozulur. Bir göl kurusun, o yöre denge, doğal denge bozulur. Bir akarsu yerini değiştirirsin, hatta baraj yapmışsın oraya, o yöre denge bozulur. Yani doğal denge buna bağlı böylece. Dağlar. Mevlam bir bizlere Amme suresinde ve cibale evtada, dağları birer kazık yaptık Mevlam biri. Kazık, direk yaptık dağlara böyle. Evtad. Yine Mevlam bir bizlere Enbiya 31'de hücreler filerd revasiye entine bihim. Yeryüzünde revasiye. Ben buraya sabit dağla yarattık. Sabit dağla yarattık. En temiyi de bihim bu yeryüzünde böyle sallanmasın diye, sarsılmasın diye. Dağlar baskı yapıyor, baskı. Dağlar olmasın, yeryüzü devamlı sallanır. Nasıl sallanır? Yer kabuğu var. Yaşadığım yer kabuğu. Altı aşkıstan dolayı erimiş madenler, metaller yaşadım böyle. Eriyen bu metaller ısıdan dolayı genişlemek istiyor bunlar. Genişlemek istiyorlar böyle. Radyasyon saçıyorlar. Bunlar genişlemek için de yer kabuğunu zorluyorlar. Eğer dağlara baskı yapmasa yer kabuğu parçalanır gider. Dağlar yapmış. Hangi yöre ne lazımsa ona göre dağlar. Himalaya'dan başla tepelere kadar çeşitli çeşitli dağlar. Bir de bunun dağların bir de maneviyatı var. Maneviyatı var. Yani dağlar çok kutsal yerler dağlar. Her peygambere dağda peygamberlik verildi genelde çoğuna. Dağlarda verildi. Hazreti Musa Aleyhisselam Medyen'den gelirken Mısır'a doğru gece yarısında eşi sancısı başladı, doğum sancısı başladı. Koyunları vardı. Havada soğuktu bu gece. Hiç de yıldızlar yokmuş, hava bulutluymuş. Hava soğuk. Eşi dedi, Musa sancım çok sıklaştı. Hiçbir şey göremiyorlar. Yolu kaybettiler. Zaten gece yolu yıldızla buluyorlardı. Yıldız olmayınca çöl, her tarafı kum. Görünmüyor. Koyuna dağılma başladı. Sürü kayban başladı karanlıkta. Hazreti Musa Aleyhisselam artık şaşırdı, bunaldı, daraldı artık böyle. İyice daraldı. Kadın kıvranıyor sancıdan, doğum yapacak. Bir şey görünmüyor, bir de soğuk. Işık bir şey yok. Ateş yakmaya. Koyunlar dağıldı. Şaşırdı. Şöyle baktı. Tur-i Sina. Yani Sina Dağı. Tur-i Sina'ya doğru baktı. Tam onun eteklerindeyim geçerken. Baktı dağda bir ışık gördü. Belki çobanlar ateş yakmıştır diye. Dedi ki hanımın dağa gideyim. Oradan biz buraya kor getiririm de. Odun getireyim biraz da yakarız dedi böyle. Hem ısınırsın, doğan çocuk ısınır burada. Yeter görürüz. Tur-i Sina dağa çıktı. Meğersem o nurmuş o. Işı zannetti böyle. Nura yaklaştı, nur geriye doğru gitti. Geri gitti, nuruna doğru geldi böyle. Mevlam buyurdu, ya Musa yaklaş bana, ben senin Rabbinim. En Rabbüke fahlanna aleyk. En Rabbüke. Ben senin Rabbinim. Fahlanna aleyk. İki pabucunu çıkar buyurdu. İki pabucunu çıkar. Ayakkabını çıkar. Burada iki pabucunu ayakkabını çıkar. Nehle ikisini çıkar. Bu iki anlama geliyor. Biri Tur Dağı kutsal olduğu için bu ayakkabınla basma anlamına geliyor. Yanlış çık buraya. İkinci anlamı bunu iki tane ayak kafana takılan mesleki şey vardı böyle. Biri eşi, biri koyun sürüsü. Acaba kaybolmasınlar diye. Böyle buyurdu. İkisini kafana çıkar, alttan çıkar onları böyle. Tabi oradan Mevlam'a da mucize gösterdi.
İşte elinde bir asa vardı, değnek var elinde vardı. Her çobanda olduğu gibi elinde dane vardı. Mevlam buyurdu, ya Musa elindeki asayı bırak, yere bak, bırak yere bakayım onu. Bıraktı, ejderha oldu. Musa korktu ama Musa Aleyhisselam, vella müdbiren, hakkı döndü, kaçma başladı korktan böyle. Buyurdu abim, Musa korkma, tut onu. Döndü, tutacak ama, ejderha ama açmış ağzını, büyük yılan yani ejderhanı ben. Büyük yılan açmış ağzını, Musa'nın geliyor. Rabbim tut dedi ama gene korktu, hırkasını çıkardı. Eline sardı, tutacak. Bir melek geldi, güldü. Ya Musa, Allah tut diyor, Allah güvenmiyorsun da hırka mı güveniyorsun? Hırka hemen attı, yapıştı boğazından, hemen asa oldu tabii ki bu şekilde böyle. Yine asa oldu. Şimdi neden böyle oldu muhteremler? Allah Celle her peygamber önce mucize gösterir. Önce peygamber kendi görür, mucizeni kendisi görür. Kendi görür. Eğer Musa Aleyhisselam önce kendi asanın yılan olduğunu görmeseydi, Firavun yılan olunca o da korkardı orada. Alıştı ona, alıştı bu şekilde. Yani Musa Aleyhisselam'a peygamberlik Tur Sina'da verildi. Peygamber'e peygamberlik Nur Dağı'nda verildi. Genel ne kadar evliya varsa hep bunlar tepelerde. Hep tepelerde evliyalar. Tepelerde böyle. Yani sır küpüdür dağlar, tepeler. Onlar sır küpüdür bunlar böyle. Uhud Dağı mesela peygamber buyuruyor. Biz onu severiz, o bizi sever. Verdi keyfe sutiyat. Ve Mevlam buyuruyor dönüşü. Yere bakmazlar mı? Keyfe sutiyat. Yer nasıl düzel döşendi. Yeryüzü böyle şey. Eğer yeryüzü hep böyle kayalık, dik mi, karmakışı olsaydı, yaşam koşulları tabii zor olurdu muhtemelen. Kaya da var, kum da var, çöl de var ama toprak maddeleri de var böyle. Begetiyeler de var, gelişim alanları da var. Allah Celle Şanlı'yı bize bu dört şeyi buyurduktan sonra Peygamber hitap ediyor. Fezekir, fezekir. Ya Muhammed'im, ya Habibim, sen hatırlat, uyar insanları, uyar insanları. Demek biz insanların uyarılmaya ihtiyacımız var o dönemler. Bir insan hakkında akıllı da olsa, kendi ilim barajında profesör de olsa, ama kişi ancak bir dalda uzman olabilir, bir dalda. Diğer bölümlerde cahildir. Bir tıp profesörü ancak bir tıp dalında uzmandır. Ama tıp profesöründün yolda arabası arıza da istemezse, durdum arabası, açar baka kapıyı, bir şey anlamaz böyle. Telefon eder, yardım ister. Bunun için bazıları derler mesela, işte filan kişi bak, bu kadar akıllı, işte bilim adamı, profesördür, şudur budur. Peki o neden acaba Allah'ı bilemiyor? Neden o İslam yaşayamıyor acaba? Neden mi yaşayamıyor? Çünkü o beynini, aklını bir yöne çevirmiş. Yani gözle bir şeye bakarken diğer şeyi göremez. Hatta insan bazen dalar, insan bazen. Bir kişi bir şey bakan insan bazen dalar ya da böyle göremez böyle şey. Bilim de bunun gibidir. Bir insan hangi bilimle meşgulse o işi bilir. Onu uzmandır, ehlidir. Onun yetine sahibidir. Başka bilemez böyle şey. Bunun için Mevlam bizlere peygamber gönderiyor ve buyuruyor. Fezekir Habib Muhammed'im, hatırlat, söyle, insanları uyar, uyar. Peygamberlik en yüce makam. Yani insanlık arasında en üstün makam peygamberlik. Yalnız peygamberlik çalışmak edilemiyor peygamberlik. Bir insan çalış evli olabilir, çalışırsa bir insan. Allah yolunda önce ihlas, halis Allah için yapacak her şeyini. Gönlü Allah'a bağlarsa kişi, haramdan sakındır, ibadetini yaparsa, Allah'ı çok zikrederse, kişi evine bakana ulaşabilir.
Her kulağa bu kapı açıktır. Peygamberlik bu ezelde verilmiştir. Ezele verilmiştir. Çünkü peygamberlik çok ama çok zordur. Aşırı zor peygamberlik. En büyük evliya peygamberine bakan dayanamaz. Çatlar böyle. Peygamberlik. Bir peygamber nereye geliyor peygamber? Genelde en azgın insanlara geliyor. Mesela peygamber Mekke müşriklerine, Mekke'ye peygamber gönderildi önce Mekke'ye böyle. O dönemde dünyanın terk olunan bir beldesi Mekke mükerreme. İnsanlar yarı vahşi insanları. Öz kızın diri diri gömenler. Hayvan eşini yiyenler. Hayvanın kanını içenler. Her bir alkolü şarap içenler. Ahlak mefhumu kalkmış. Çoğunun babası belirsiz. Yani insanların çoğu o dönemde babasından kuşkulu. Acaba bu benim babam mı diye. Öyle dönem bu dönem. Öyle bir dönem. İnsanlar acımasız. Yani öz kızının diri diri toprağı gömen insanda tabi acı olmaz da böylece. Putra tapınanlar, Allah'a şirk koşanlar, sürekli yağmacılık, hırsızlık, hatta insan çalma, insan kaçırma, bunlara köleye satma. Düşünün ki Peygamberimiz gibi bir insan, Aleyhisselam Hazretleri, son derece yumuşak tabiatlı, ahlakı, en güzel ahlakı, merhametli, şefkatli, böyle bir peygamber, Mekke müşriklerini davetiyle mükellef kılındı, emrolundu. Tek başına, kimse başkan, tek başına. Tabi yapacak görevini böyle. Amcası Ebu Leheb bile karşı çıktı, onu öldürmeye kalkıştı. Bu kadar her şeyi sineye çekti, hakaretlere tamir etti, durmadan gece gündüz, gece gündüz böyle. Ayaklarına gitti, yalvardı, her şey yaptı, onu davet etti onlara. Neden? Mevlam buyuruyor, fezekkir. İnnemâ ente müzekkir. Allah buyuruyor, sen ancak müzekkirsin. Ancak sen müzekkir. Hatırlatıcısın, uyarıcısın. Yani peygamber kimseye zorla yola getiremiyor. Eğer peygamber mucize ile insan yola getirme gücü olsaydı, amcası Ebu Talip onu çok severdi, elinde büyüdü, yetim büyüdü. Onu yola getirirdi. Çok yalvardı amcasına. O kadar amcasına yalvardı. Ne olur amca, amca gel getir kelime-i şahatı de sana yarın bahşede şefa edebileyim. Amcası peygamberce peygamberini biliyordu. Yanında büyüdü. Kureyş'in reisi olduğu için onurundan dolayı yani bir yetime bağlanmak bunu aşağılık gördü. İmam muhteremler. Hatta Ebu Talib hastayken son hastalığında artık ölüm yatağında Peygamberimiz haber aldı ki amcası Ebu Talib artık ölüm yatağında ecel teri dökmeye başlamış. Yine geldi. Geldi ama bakınız nasip meselesi bu ya. O anda Ebu Cehil orada dedi. Ebu Cehil onu da yapardı böyle. Peygamber amca ne olur amca yalvardı. Ne olur amca gel amca getir kelime-i şehadeti yalvardı. Ebu Cehil de ya Ebu Talib sakın ha bırakma babanın dinini bırakma. Putlarına ayrılma. Derken şöyle dedi amcası peygamberimize ya Muhammed eğer ben sana şu iman edersem arkamdan bana Mekke kadına güderler. Koca Kureyş'in reisiyken bir yetime bağlandı inan derken bana güder arkamdan kadınlar dedi. Bir onur, benlik, varlık yani şeytan da ondan aldandı. Şeytan ben de hayliyim dedi Adem karşısında aldandı ve imanı kurtaramadı muhteremler. Ancak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onu çok sevdiği için Peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Amcası ölünce başının tepesinden başta ikiyle başladı. Her tarafı sıvazladı böyle. Her tarafı sıvazladı. Yalnız iki ayağının tabanı ona unutturuldu Allah tarafından. İki ayağının tabanı alt kısmı unutturuldu böylece. Şimdi cehennemde Ebu Talib yanacak.
Nasıl yanacak? Yalnız iki tabanından yanacak. Etrafı ateş olmayacak. İki tabanından yanacak ama beyni kaynayacak. Beyin kaynayacak böyle. En hafifazda bu ona olacak bu şekilde böyle. Mevlam buyuruyor, sen ancak müzekirsin, uyarıcısın, hatırlatıcısın. Hatırlatmazsın böyle. Yani kim zorluğu getiremezsin böyle. Mesela günümüzde diyorlar işte dua etsin de şükür için namaz kılsın. Dua etsin şöyle olsun. Bu dua ile olsa muhteremler değil mi? Peygamber bunu yapardı böylece. Peygamber bunu yapardı mı böyle. Bunun için ne gerekiyor? Çalışma gerekiyor. Ve çocukları küçük yaşta İslam'a göre eğitmek gerekiyor mesela. Genelde çocuklara küçük deniyor böyle. Boş veriliyor, aldanılmıyor. Canım bu kız daha küçük be. Büyüyünce örter başını. İşte oradan kaybediyor muhtemelen. Daha küçük. Büyüyün namazını kılar. Onu kaybettik oradan muhtemelen. Kaybettik. Eğitime küçükten başlamak gerekiyor. Eğer bir çocuğun İslami eğitimi, dini eğitimi küçük yaştan başlarsa, girişten namaza başlarsa, kışı da başını da örter, oynarken başını da örterse, o öyle alışır. Hiç günahsız bir şekilde her gün çağına erer. Günahsı erdiği gibi üstelik bir de sevaplı olarak erer böyle. Çünkü bir çocuk, erkek olsun, kız olsun, ergenlik çağına gelinceye kadar günahları yazılmıyor ama sevabı yazılıyor. Çocuk 3 yaşında. Aldı babası kucağına aldı. Ya Rabbim söyle bakalım. Allah de yavrum. Allah, Allah. Besmele de mesela. Şunu da bakalım yavrum. Çocuk Allah, Allah derken ben bunu yazıyorum. Yani sevap birikiyor böylece. Mesela kadın, annesi namaz kılarken gel yavrum der, sen de beraber namaz kıl böylece. Çocuk da 5 yaşında. Tabi namaz fazla buna böyle. Namazı bilemiyor da. Annesinin yanında annesi gibi elini bağlar. Annesi gibi rüküye gider, secdeye gider. Tabi sağa sola bakar ama ne yapsın yapsın. O da namazlıkta secde rüküye varıyor ya. Onun sevabı yazıyor bakın yazıyor efendim. Sevabı yazılıyor. Çocuk mesela Kur'an öğretiliyor. Elham öğretiliyor çocuğa. Her harfine 10 sevap oluyor oku öğrenirken. Bir kelime elhamdü kelimesi. Elhamdü. 5 harf. Elif, lam, ha, mim, dal da bunlar harfler. Elhamdü 5 harf var. 50 sevap bakınız böyle. Bir anne veya da baba veya abla abi oğluna, kardeşine elham öğretiyor. Söyle bakalım kardeşim, söyle bakalım yavrum. Elhamdü, elhamdü tekrarlıyor böyle. Hem tekrarlayan her tekrar 50 sevabı alıyor, hem şirk oluyor bu tembel. Lillahi, 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 Rabbil alemin. Tekrarla böyle. Bir besmele 19 harf var. 190 sevabı alıyor. Bakın böylece. Bunun için öyle yalnız dua edeyim de o namaz kılsın. Kızım kapansın hemen. Tabii dua etmek gerekiyor ama dua ile olmaz muhtemelen böyle. Görü yapmak gerekiyor. Demek ki şey etmek gerekiyor bunları. Leste aleyhim bi musayyitir. Allah buyuruyor. Sonlara karşı musayyitir değilsin. Musallat değilsin. Yani zorba değilsin insanlara karşı. Zorla getiremezsin bunlara böyle şey. Bunun için peygamberler iki peygamber hariç Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam. Diğer bütün peygamberler halk içine çıkan sıradan insanlardır. Yani bir peygamber padişah olsa, devlet başkanı olsa, bir diktatör olsa, böyle bir yetkisi, gücü, bir askeri gücü, silah gücü olsa, baskın insanı yaparsa, bu tabi din olmuyor bu şekilde böylece. Bunun için peygamberler hep böyle sıradan insanlar, aciz kimseler böyle. Hatta genelde o toplumun en zayıfları insanlardı böyle. İnsanlar. Demek ki ne gerekiyor? İnsanların iman etmesi gerekiyor ama inanarak inanması gerekiyor bunlara böyle. İlla men tevella ve kefer. Ve Mevla buyuruyor. İlla men tevella. Habibim Muhammed'im sen insanları uyardığın halde hakkı doğruyu tebliğ ettiğin arasını anlattığını söylediğin halde kim tevelli eder, kaşınır, sizlere kaçar ve kefer
ve inkarcı olursa, küfürde ısrar ederse, fî azibühü, onun azabı Allah-u Teala, el azabel ekber. Allah onu azap eder, azab-ı ekber en büyük azab ile. Demek dünyada hemen bela gelmiyor. Namaz kılanla kılma arasında yana fark olmuyor. Hatta dünyada Allah daha da veriyor bile. Neden? Onun yaptığı iyilikler vardır bazen. İyilikler vardır bazen. Ona Rabbim dünyada peşin veriyor bunları evvela. Hatta bir kafir, bir inkarcı kafir bile, gayrimüslim bile iyilik yapsın. Yani fakire, şuna, buna işte insanlığa bir faydası olsun. O da bunun karşılığı dünyada karşılanır. Dünyada karşılanır böyle. Eğer bu yaptığı iyilik çoksa, dünyada almışsa karşılığını, cehennemde alır mı karşılığını bak. Yani giremiyorum haram. Cehennemde alır. Cennete giremediği için cehennemde alır bunun karşılığını. Nasıl alır karşılığını? Örneğin Ebu Leheb. Peygamber amcası muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri doğduğu sabah Ebu Leheb'in cariyesi, yani kadın kölesi, emzikliymiş kadın kölesi de, adı Süveybe, koşarak geldi. Dedi, ya Seydi, efendim, abin, ablan, oğlu doğdu dedi. Tabi babası doğdu. Müjde verdi ona böyle. Koşarak müjde verdi. Abdullah'ın oğlu oldu derten böyle. O anda Ebu Leheb sevindi. Abdullah Hazretleri biliyorsunuz Şam'da vefat etti. Benim ana karnındaki peygamberimiz yetim ona doğduğu için o anda sevindi o. Ve dedi ki carisine git ona süt ver dedi. Emzir onu böyle. Peygamberimizin doğduğuna sevindiği için bu tabi bir iyilik peygambere karşı. Bir de süt ve emretti. Ona çünkü böyle. Şimdi ne oluyor muhteremler? Ebu Leheb ölüten sonra bunu rüyada görmüşler. Hazreti Abbas biri, onun kardeşi, peygamber amcası ve çok böyle sahabeler onu rüyada görmüşler. Bakıyorlar ki Ebu Leheb cehennemde yanıyor ateş içerisinde böyle. Ateşli yanıyor böyle. Öyle yanıyor ki böyle ah bağırıyor, çağırıyor böyle artık yırtıyor kendini böyle. Öyle figan ediyor böyle. Ah, iniyor böyle. Buna Hazreti Abbas soruyor kardeşi. Ya Ebu Leheb, asadı Abdülüzzadır. Ya Abdülüzzad, ne halin durum var diyor. Böyle yanıyor musun her zaman? Evet, Allah kona buyurduğu gibi diyor. Zatel Leheb. Leheb, Alev anlamına geliyor böyle. Alev diyor, yanıyorum böyle diyor. Yalnız diyor, her pazartesi günleri kuşluk vaktinde ateşim serinliyor. Alev yine var ama ateşim serinliyor. Bir diye şahit parmağını diyor, süt geliyor, soğuk süt, su geliyor diyor, onu emiyorum böyle diyor. Süt geliyor, onu emiyorum böyle buyuruyor. Neden bu diyor? O zaman bunu açıklıyor. Peygamberimiz doğduğu zaman diyor, bana müjde verdi cariyem, ona sevinmiştim diyor. Peygamberin, Allah'ın peygamberin doğumuna sevindiğim için o anda bir müddet, kısa bir müddet ateşim bir seriniyor. Ona bir oh bir nefes alayım böyle diyor böyle. Oh bir nefes alayım böyle diyor. Yine diyor parmağımdan diyor soğuk su geliyor. Bunu emiyorum. Şimdi bunun gibi bir gayrimüslim, bir kafir iyilik yaparsa tabii iyi haller olabilir. İyilik yaparsa ama sevap alamıyor muhteremler. Alamıyor. Cennete gidemiyor. Cehenneme gidiyor. O da azabı hafifliyor onların bu sefer. Onu yapmış oluyor. İnne ileyne eyâbehüm. Mevla buyuruyor. Onların dönüşü biz olacak Mevla buyuruyor. İleyne eyâbehüm. İnsanların o kafirlerinde dönüşü alabilir bize. Yani dönüşü sonunda bize Mevla buyuruyor. Kul nereye kaçarsa kaçsın böyle. Uzaya gitsin, deniz altında yaşasın, ormana gitsin, nereye gelirse gitsin. Sonu ölüm, kul sonunda ne yapıyor? Bir kefenle ambalajlanıyor, tabuta konuyor, mezara götürülüyor. Allah'a teslim ediliyor muhteremler. Yani insan denen o zavallı varlık, hayattayken belki üst makamlara gelmiştir.
derebeydir, kraldır, diktatördür, imparatordur, şudur budur dünyada. Artık benim diye o davaya kalkışmıştır. Asar keser, kan içmeye doyamaz, kan dökmeye doyamaz. Dünyaya kana boyar, her türlü zulmünü yapar. Ama sonuçta o da Azza Aleyhisselam'a direnemiyor. Direnemiyor böyle. Eceli gelince ki bu yazılmış, taklit edilmiş nefes sayısıyla eceli gelince o da canını alıp teslim eder. Sonra mezara gidiyor muhteremler. Mezara giriyor böyle. Efendim işte öldü ne olacak? Ondan sonra hayat başlıyor. Hayat sırf bu hayat dünya değil ki. Mesela ana karnında hayat var. Çocuk orada canlı yaşıyor. Ama başka hayat olacak hayat böyle. Akciğer sonunu yapmış diyor orada böyle. Hayat farklı hayat var ana karnında böyle. Mezarda hayat yine var. Ruhsa hayat var mezarda. Ruh ölmüyor. Aynı şeyleri görüyor. Sümil in aleyhine hesabı. Sonra onun hesabı da Mevlam bilir bize aittir böyle buyuruyor. Demek ki burada bize Mevlam sonumuzu hatırlatıyor. Sonumuzu. Bir insan ne olursa olsun, güçlü olur, kuvvetli olur, ordu komutanı olabilir, devletin başkanı olabilir, varlıklı olabilir, zengin olabilir, güçlü olabilir, kuvvetli olabilir, sporcu olabilir, dünya çapında ünlü olabilir, çok madalya sahibi olabilir. Ama bunlar hepsi geçici materyal, geçici böyle. Bir çiçek gibi, çiçek gibi böyle. Gül gibi. Gül açar böyle, tomurcuk olur önce, açar. Renk, hayat saçar etrafına, koku etrafına saçar böyle. O kadar canlıdır böyle. Bakar onun rengine bakar, hayran kalır böyle. Kokusuna hayran kalır, güzeldir. Ama sonra duraklama dönemi, geri dönüş vardır. Kurumaya başlar, çürür, toprak kurur, gider muhteremler böyle. İnsan da bunun gibi, insan bir çiçek gibi insanlar böyle. İnsan dünyaya ana karnından gelir, küçücük bir bebek şeklinde, gözleri de kapalı. Yalnız bir ağlamasını bilir. Ağlaması olmaz ama. Ağlaması şart. Allah ona onu vermiş. Şimdi konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Ağlayarak derdini anlatıyor, ağlayarak. Çocuk ağladı mı, onun mutlaka bir ihtiyacı vardır. Mutlaka. Şu ağladan böyle. Ya acıkmıştır, susamıştır, eli sıkılmıştır, uyuşmuştur, karnına gaz yapmıştır, işi anlatıyor. Ağlamak ne doğru da? O da bir sinyal, alarm veriyor çocuk böyle. Çocuk ağlar böylece. Mesela bir gün sen ağlamaz ama sancı yapar. İşte bebeğinden, midesinden, bağırsağından, karnından, bundan filan yerinden sancı var. Ne var acaba buranda? İnsan böyle. Çocuk bunu anlatamaz, ağlar. Bak, Allah ona bu özel yetkiyi veriyor, yetini veriyor çocuk. Ağlama yetkiyi de böyle şey. Ama Mevlam bunu veriyor. Doğan çocuk ağladı mı o mutlaka ihtiyacı vardır. Bir derdi vardır böyle. Bunu bulmak gerekiyor bunu böyle. Efendim al salla, hopla hopla. Olmaz. Bunu araştırmak gerekiyor çünkü böylece. Süt mü istiyor, su mu istiyor, başka ihtiyacı mı var, gaz mı yapın birisi, efendim kabız mı, neyi neyi var, altı piste mi, altı mı yanmıştır, bunu araştırmak gerekiyor. Böylece. Sonra ne oluyor? Tabi doğan şöyle dünyaya geliyor, aciz, İnce bir bitki filizi gibi dünyaya geliyor. Bitki ne yapıyor? Yavaş yavaş boya gidiyor, köke gidiyor, kalınlaşıyor. İnsan da böyle. Çocuk da emekliğe başlıyor, yürümeye başlıyor, koşup oynamaya başlıyor. O da gelişmeye başlıyor. Derken delikanlı oluyor. Artık güçlü, kuvvet, enerji bir şey yapıyor böyle. Duruyor, duramıyor. Hareket de oluyor. Ama bir zaman geliyor. Bunlar çok kısa çabuk geçiyor bunlar böylece. Yani kişi gençliğe küçük insan bunları fark edemez ama çok çabuk geçiyor bunlar böyle. Çok çabuk geçiyor böyle. Nasıl yaz hemen gelip geçiyor, kış böyle gelip geçiyor, bu da gelip geçiyor böylece. Kişinin gençliği geçer böyle, orta yaşı gelir, duraklama dönemi başlar, duraklama dönemi başlar. Eski enerji hareketi kalmaz artık. Duraklama dönemi başlar. Sonra geriye sayım başlar, geriye sayım başlar artık böyle. Her gün yatağından kalkarken belinden sonra kalkar. İşte ayağında kireçlenme, böbreğinde taş oldu, başında ağrı, şurasında ağrı, nefes almada bir zorluk, kalbinde bir zorluk var. Hastaneye git, doktora git, ilaç al, şuna periz yap, bundan periz yap.
Zavallı gençliği çalışmıştır da yaşına bunu yerim diye. Ye bakalım hadi. Ye bakalım. Tatlı yasak. Şeker var. Tuzlu yasak. Tuzlu yenir mi? Yenmez böyle. Tuzlu yiyeceksin böyle şey. Hamur işi yasak. O yasak bu yasak böyle şey. Ye bakalım hadi. Yemesin böyle şey. Efendim çok elbiseleri var. Ayakkabı her şey var böyle. Araban var. Bin gez bakalım. Gezemiyorsun ki böyle. Gezeceğini istemiyor ki. Hasta insan böyle. Hasta insan derdi başka olmadı. Sonra ne oluyor? Ölüm geliyor. Ölüm geliyor efendim. Yani bunlar bilindiği halde her insan bunları gözüyle sürekli gördüğü halde aldanmak gerçekten insana yakışmayan bir davranış. Yani dünyaya aldanmak, ölümü unutmak, mezarı unutmak, oraya hazırlanmamak, oraya boş ele gitmek insanlıkla bağdaşmayan bir şey. Ne yani akıl dışı bir dahardayım ben. Efendim dal dünyaya değil mi? Dal dünyaya. Hırsa kapıl. Gerek siyasette, gerek malda, neyse olsa böyle devamlı yükselme hırsında. Yani nefis adına mı da bu? Nefis adına, kıvanç adına, nefis övünme adına dünya dalma. Sonra bakmış ki yolda, uçakta düşmüş, araba kaza yapmış, kaza olmuş, kişi yolda parçalama, ölmek gitmiş kalmadı. Ve en sonunda ne oluyor kişi? Mezara götürülüyor. Mevlam buyuruyor. İşte dönüşün bize Mevlam buyuruyor. Dönüşün bize Mevlam buyuruyor. Hazreti Mali bir dinar vardı, bir evlullah. Mali bir dinar diye. Bu da zamanda biraz gafetteymiş. Sonra dönüş yaptı elhamdülillah. Allah'a tam dönüş yaptı. İhlas tabi yola yürüdü. Büyük evliya makamı erişti. Şöyle vasediyor öleceği zamanlar. Eğer bidat olmasından korkmasaydım, şöyle bir diye vasiyet ederdim diyor. Ben öldüğüm zaman elim ayağımı zincire bağlayın, atın beni mezara. Deyin ki, ya Rabbi senin kaçak kulunu yakal getirirsin deyin var. Yani kul nereye kaçsa kaçsın. Ölümü inanmasın. Ağaçlığa, ahirete inanmasa bile sondaki kişi ne oluyor? Ölüyor. Mezara giriyor muhtemelen. Kartal altına giriyor insan böylece. Ve kişi o da mezara küçülüp kalsa iyi, çok iyi. Çok iyi. Ama kalmıyor. Kalmıyor böyle. Dünyaya gelmek elimizde miydi? Yok değil değil mi? Değil değil böylece. Dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi tekrar dirilmek, kabine kalkmamak o da elimizde olmayacak. Nasıl ki bir ağacın ve diğer otların, bitkilerin tohumları yere dökülür. Bahar mevsimi geldi mi tohum tekrar yeşil çıkarır, bitki verir. İnsanın da zerreleri topa dönüşüyor ama insanın da omurilinin son kemiği. Ondaki maddeler onlar çürümüyor muhtemelen. Omurilinin sonu. İlk oradan insan yaratılıyor böyle. İlk olarak, iskelet olarak omurilinin kemiği yaratılır. İşte o topa dönüşüyor, o kaybolmuyor böyle. İnsana maddesi özdür böyle, atom kadar böyle. Gözü görünmez, kaybolmuyor böylece. Ondan bize tekrar çıkarmış, Yaratacak. Bedenlerimizi her ruh gece bedene girecek. Mahşede gireceğiz. Hesaba çıkmaktan. Hesap mahşerde. En korkulu gün mahşer hesaba çıkıyor. En korkulu gün. Vela buyuruyor. Yevmin asirün. Yevmin asirün. Çok zorlu gün, güç gün. O mahşer günü, güç gün böylece. Düşünelim ki kimsenin irade kalmıyor mahşerde. İrade yok mahşerde böyle. Kabir Fırat'ı dışa atıyor insanları. Her insan öldüğü şekilde kabrinden kalkıyor. Nasıl ölmüşse. Mesela namazda öldü, secdede öldü. Secdede öldü. Ne diyordu? Sübhane dedik, gitti. Oradan kalkıyor. Kabrinden kalkıyor. Sübhane Rabbiyel Ala diye kalkıyor. Diğeri elham okurken öldü. İyyâken abide kaldı. İyyâken abiyâken nesta'in diye kalkıyor mezarında. Diğeri zikirde öldü. Allah derken öldü.
Kalkıyor. Allah Allah diye kalkıyor. Allah korusun bir bunun aksi var. İçki çeken içkili öldü. İçkili öldü böyle. Allah korusun dansla, sazla, cazla böyle. Kadın erkek karma karışık. İnsanın yarısı alkolik. O gün havalar dandım vuruyor. Allah bir unutulmuş. Din unutulmuş böyle ya. Eriliyor ki hesabı böyle. Orada öldü. O da öyle kalkacak. Böyle. Allah korusun böyle. Her insan yaşadığı gibi ölecek. Öyle kalkacak muhtemelen. Ondan sonra mahşerde hesaba çekilmek, hesaba çekilmek böyle. Her şeyden orada sorulunca, her şeyden böyle. Başta beş vakit namaz. Namaz şart. Din diyen namaz. Efendim işte namaz kılmıyorum ama işte ben de şu ilik yapıyorum, şunu bunu yapıyorum böyle. O da sevaptır ama namazın sevabı yanında o devenin bir kılı yıkada kalır muhtemelen böyle. Namazın sevabı yanında. Düşünün günde beş vakit namaz. Günde 40 rekat namaz, 40 rekat namaz, 40 rekat. 40 elham okunuyor. 40 besmele çekiliyor. Ettiyat okunuyor, zamsı okunuyor, rükû secde yapılıyor. Her gün bu tekrarlıyor böyle. Ayet-i okunuyor, Sübhan tesbihat çekiliyor. Tekrar Fatih okunuyor. En büyük sevap 5 vakit namazı muhtemelen. Yani kendinizi buna zorlayalım. Çoluk çocuğumuzu kurtarmak için onları namazı alıştıralım inşallah Teala. Komşularımızla, dostlarımızla bunu tavsiye edelim. Beş vakit namazı. Önce namaz. Namazı ne kadar güzel kılarsak, bilinçli huzurlu kılarsak, o kadar iman gelişir. İman gelişir. Yani eğer namazı araya sıkıştırıvereyim diye böyle, kafa karma karşı, günü başka bir yerde, fikri başka bir yerde, her başka bir dağınık insan şekilde kişi namaza durursa, tabi insan namazını çek alamaz muhtemelen böyle. Çünkü Allah o zaman değil ki böyle. Allah sana bir feyiz gelsin kendisine böyle. Onda evet bedenin namazda. Yani görünümü çok güzel. El bağlamış, kıbleye yönelmiş. Oh ne güzel böyle. Hele hanım bastığın başını örtmüş mesela. Ete giymiş. Namaza durmuş. Görünümü çok güzel görünümü. Ama Allah kulun bir de gönlüne bakıyor. Gönlüne böyle. Eğer kulun bir de gönlü namazda Allah huzurunda olduğunu bilincinde olursa namaz o zaman miraç olur. Namaz böyle. O namazdan feyize girer. Zevk, ruhsal zevkte girer böyle. Tatlar girer böyle. Şu namazdan can sıkılma bıkmaz böyle. Namaz ise ağır gel böyle. İnsan namazı doyamaz ya namaza. Namaz illaki önce beş vakit namaz illaki beş vakit namazdır. İnsan böyle namaz kılınca kişi namazdan zevk, feyiz almaya başlayınca artık kul Allah'a dönüşü başlar. Evet, bedeni dünyaya çalışır, işini bırakmaz. Ama işini yaparken de yine Allah ile beraberdir. Bu olur mu? Olur muhteremler. Mesela bir kimsenin hanımı hastaneye götürüldü. Gelini ya da hastaneye götürüldü, doğum yapacak. Biraz da doğumu tehlikeli denildi böyle. Böyle bir şey de var. Kızı, eşi, gelin de işte doğum hastaneye yatırıldı. Şimdi bu kişi dükkanda çalışıyor. Esnaf olsun, sanatkar olsun böyle. İşi yaparken hatta müşteriyle alışır, muhatap olurken bile aklı hastanede eşine geçip haberden atıyor. Hep var böyle. Ya da annesi olsa ameliyat alındı yakında. Ameliyata alındı. Ki biraz ameliyat, tehlikeli ameliyatlar böyle şey. Bu kişi dünya işini yaptığı halde alışverişini yaptığı halde, yani parasal öyle uğraştığı halde ne yapar? Annesi ameliyatta masaya hazırlıyor şu anda. Babası ameliyatta, eşi doğumda, aklı orada muhtemelen böyle. Demek ki beden çalışır, eğer aklımız da böyle Allah'la beraber olsa. Rabbim inşallah bizi onu da eylesin. İlla tane Fatiha.